Çocuklar merhaba, satrançla ilgili video çekeceğimi söylemiştim, bugün ilk videomuzu çekeceğim. İsterseniz satrançla ilgili size bilgi vereyim. Zaten satranç takımlarını aldınız. Normalde bunu sınıfta yapıyorduk ama pandemi olduğu için ve satranç iki kişiyle oynandığı için, birbirimizin taşlarına temas etmemesi et, doğru olmayacağı için e, böyle bir yola gittim. Önce taşların hareketlerini öğreteceğim size. Satrançla ilgili önce bilgi vereyim çocuklar. Satranç bundan e, 3000-4000 yıl önce sene kadar oynandığı söylenen bir oyun. Mısırlar tarafından daha sonra Anadolu'da, Mezopotamya'da, Çin'de oynandığı biliniyor. Ama şu anki adıyla ve şu anki kurallarıyla ilk oynanması Hindistan'da milattan sonra 2. yüzyıl civarında milattan sonra 2. yüzyıl civarında Hindistan'da oynandığı söyleniyor. Satranç iki kişi oynar dediğin gibi genelde tahtamız siyah ya da beyaz olur. Bu şekilde renkli olabilir. Taşlarımız ise genelde siyah ve beyazdır. Ee, şu 1A yazan kısımda oynayan oyuncu satranç e, beyaz taşlarla oynamak zorunda, karşısı ise siyahla oynamak zorunda. Toplam 64 tane kare var zaten üzerini sayarsınız tek tek olmazsa siz kendi satranç takımlarınızda. Şimdi öncelikle e, taşları nasıl dizeceğimizi göstereyim çocuklar. Köşelere önce kale konur her zaman. Zaten kaleyi biliyorsun. Bak kaleye benziyor zaten. Bir köşeye kale Diğer köşeye kale. Bu da kale. Kale konur. Ondan sonra yanlarına at konur çocuklar. At. Ata benziyor zaten. Direkt kendisi. Atın kendisi. Atımı koydum. Ve atımı koydum. Yanına. Kalelerin yanına. Hemen dibine ise filler konur. Filler görüyorsun. İnce hortumları var. Filler. Filleri koydum. Bu şekilde. Sonra piyonları koyacağım en öne. Kafamız karışmasın diye. Piyonları 8 tane piyon var. Genelde satrançta en değersiz taş olarak bilinir ama bizim için değersiz taş yok. Daha değerli taşlar var öyle söyleyeyim. Evet. Dizdik. Piyonları da önüne koydum. Ne kaldı geriye? Şah ve vezir. Genelde çocukların en çok kafasını karıştırdığı nokta bu olur çocuklar. Vezir biraz daha kısadır. Şah en büyüdür. Vezir kendi renginde olmak zorunda. Benim elimde beyaz taşlar olduğuna göre o zaman beyaz kare olmak zorunda. Geriye sadece, sadece bir kale kaldı, o da şah Koydum. Bir daha söylüyorum çocuklar, köşelere kaleler, hemen yanlarına atlar, onların hemen yanına filler. Ben bu şekilde diziyorum. E, kreşte de bu şekilde çocuklara öğretiyorum, kafaları karışmasın diye. Sonra ön tarafa neyi dizdim, küçük piyonları dizdim ve en son geriye kalan iki taş var, e, vezir ve şah. Vezir biraz daha kısa olandır çocuklar. Hatta şöyle kafası yuvarlak olur. Göstereyim şöyle, kendi renginde olmak zorunda, beyaz renkte. Geriye sadece bir taş kalır, o da şah. Size değerlerini söyleyeyim. Dediğim gibi değersiz taş yok, daha değerli olan taş var. En değersiz taş, piyon olarak bilinir. Ondan sonraki değerli taşlar, vezirler, pardon, atlar ve filler eşit düzeyde öneme sahip. Ondan sonra kaleler değerlidir. Ondan sonra değerli olan vezirdir. Ve en değerlisi zaten şahdır. Neden? Çünkü zaten şah giderse oyun biter. Önemli olan şey karşı tarafın şahını devirmektir çocuklar. Bu şekilde diziyoruz. Peki hareketler nasıldır çocuklar? Onu göstereyim ben size. Piyon her zaman bir kare ilerler. Bir kare ilerler. Sadece bir istisna var çocuklar. İlk açılışta, ilk açarken piyonu, İlk piyonu ilk kez hareket ettireceğimiz zaman ister bir kare ister iki kare. Şöyle göstereyim çocuklar. ister bir kare ister iki kare hareket ettiririm. Oyuna her zaman kim başlar beyazlar başlar çocuklar. Onu söyleyeyim ben size. Piyonu bu şekilde hareket ettiriyorum. At çocuklar büyük L şeklinde. Büyük L şeklinde gider. Yani iki düz bir yan bu tarafa doğru ya da iki düz bir yan bu tarafa doğru. Şöyle göstereyim merkezde ya da ters L şeklinde şöyle bu şekilde ya da bu şekilde hareket eder. Kale sağa ve sola istediği şekilde hareket eder. İster bir kare ister buraya kadar. İstersem geriye istersem ileriye sonsuz bir şekilde hareket eder çocuklar. Ee, film ise çapraz hareket eder şu an beyaz karede olduğuna göre beyaz kare üzerinde çapraz hareket eder. İleri ve geri hiç fark etmez. İleri ve geri. Vezirim de aynı şekilde hem düz ileri geri yana doğru hem de çapraz bir şekilde hareket edebilir. Vezirim. Şah en değerli taş olmasına rağmen hareketi en kısıtlı taşlardan bir tanesi çocuklar. Şöyle bir kare sadece bir kare yana bir kare ileri bir kare yana bir kare çapraz şeklinde. Taşlarımızın hareketleri bu şekilde. Zaten ilerleyen zamanlarda ben size daha ayrıntılı bir şekilde anlatırım. Ee, söylemem gereken bir şey daha var. Taşların üzerinden zıplayabilen tek taş at'tır çocuklar. Yani eğer kalem bu şekilde etrafı kapalıysa hareket ettiremem. Filmde aynı şekilde görüyorsun etrafı kapalı. Hareket ettiremem. Vezirim de, şahım da. Ama at zıplayabilir. Taşların üzerinden zıplayabilir çocuklar büyük L, -l şeklinde. Taşların hareketleri de bu şekilde. İlerleyen zamanlarda ben size açılışları ve mat türlerini de öğretirim. Ee, şimdilik bu kadar. Annenizle, babanızla beraber e, siyahlar da aynı şekilde karşıda dizin. Taşların hareketlerini çalışın. Bundan sonraki derslerimizde dediğim gibi açılışlar ve e, maddürleri hakkında konuşuruz. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.